Değerli Seyirel Türk dinleyicileri, güzel bir cumartesi günden hepinize merhaba. Ben Ersoy İrşi, bir pano programıyla daha birlikteyiz. Bugünkü programımızın ilk bölümünde günün öne çıkan, bu haftanın öne çıkan haberlerini sizlere sunacağız. İlk haberimiz Banksy ile ilgili. Ünlü sokak sanatçısı, aslında gerilla artisti olarak da tanımladığımız bir isim. Bütün dünyada resimleri çok meşhur ve onun takipçileri de onun bütün eserlerine yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Ve Banksy'nin 3 yıl önce kendini imha eden eser olarak tanımladığı Girl White a Balloon adlı eseri yeniden açık artırmaya çıkacak. Sanatçının 2006'da yaptığı eser, Stobie Müzayedevi tarafından 14 Ekim'de gerçekleştirecek açık artırmada koleksiyonerlerin karşısında olacak. Müzayedevi'nin Çağdaş Sanat akşam satışında sunulacak eser, Ekim 2018'de yine aynı Müzayedevi tarafından satılmıştı. 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılan eserin 14 Ekim'deki açık artırmada 4-6 milyon sterlin arasında bir satış rakamı bekleniyor. Eser aynı zamanda sergilenmeye de devam edecek. Yine 4 Eylül'de de London salonunda, şu anda Müzayedevi'nin Londra salonunda sergilenmeye de devam ediyor. Eserin açık artırmaya kadar Hong Kong ve New York'ta da sergilenmesi bekleniyor. Bir diğer önemli haberimiz ise Rönesans'tan. Dişan'ın haberi. Dişan'la ilgili çok önemli bir sergi hazırlanıyor. Dişan'ın 16. yüzyıldan bu yana eserleri ilk defa yan yana getirilecek. ABD'nin Boston eyaletinde bulunan Isabella Stewart Gardner Müzesi'nde düzenlenen Titan, Woman, Might ve Power adlı sergi 2 Ocak 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek. Bu serginin esas önemli meselesi de Dişan'ın bugüne kadar hiç böyle bir sergisi yoktu. Onun 7 tane tablosunu bir araya getirecek. Bunlardan 6'sı Dişan'ın klasik Roma döneminin en önemli şairlerinden Ovid'in Dönüşümler adlı eserinden esinlenerek çizdiği Pusey serisi tabloları. Bu seriyi şiirsel icatlar olarak tanımlardı. Dişan'ın sergideki 7. tablosu ise İspanya Kralı 2. Felipe'nin bir resmi. Felipe'nin Dişan'ın hayatında tabii çok önemli bir yeri var. Esas onun sanat bağımlılığını yapan da bir isim 2. Felipe. Dişan tüm bu tabloları o dönemdeki en önemli sanat koleksiyonlarından biri olan aslında Felipe için, 2. Felipe için çizmişti. 2. Felipe'yi 1550 yılında ilk defa gördü, orada karşılaştılar ve ondan sonra da aslında bir anlamda onun için üretmeye başladı Dişan. 60'lı yaşlarında kariyerinin en iyi dönemini yaşadı aynı zamanda Dişan. Sergiyle ilgili serginin kreatörü Natalia Elsevier, bu resimlerin sadece Dişan'ın kariyerinin merkezinde değil, aynı zamanda Batı resminin dönüşümünde de çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Tablolarda Dişan'ın tekniğinin neredeyse impresyonist bir şekilde dönüştüğünü de görüyoruz. Bu Dişan için ilginç olduğu kadar sanat tarihi için de çok önemli. Yani empresyonizm ve Rönesans arasında böyle bir bağlantının kurulması aslında Batı resminin ta ne zamanlardan beri dönüştüğünde bir önemli göstergesi. Yine Washington Post bu sergiyle ilgili, bu sergi yılın, hatta son 10 yılın en önemli sanat olaylarından birisidir diye bahsetti. Çok önemli bir sergi. Dünya sanat kamuoyunda bu sergiye gereken ilgiyi gösterdiğini görüyoruz. Dişan'ın eserlerinin böylesine bir araya getirilmesi tüm sanatseverler için de güzel bir hadise. İkinci haberimiz ise bir arkeoloji haberi. Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan, Roma döneminde de önemli bir alana sahip olan, önemli bir etkiye sahip olan Perra Antik kentinden. Burada bildiğiniz gibi kazı çalışmaları devam ediyor. 100 gündür devam eden kazı çalışmalarında bir evin ablusunun zemin döşemesi, sütunlar, su kanalları, yazıtlar ve Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan burada çok önemli detaylara ulaşıldığını belirtti. Aynı zamanda hedeflerinin yıl dönümüne kadar 2 dönümlük alandaki kazı çalışmalarını tamamlamak olduğunu belirtti. Kazı alanını genişleterek Perra Antik kentinin ve o dönemin tüm izlerini ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Bir diğer haberimiz de yine arkeolojiyle ilgili. Bu da Yumuktepe Höyüğü'nden. M.Ö. 7000'li yıllarda Neolitik çağda yerleşim yeri olan Mersin Merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü'nde 2,5 aylık hummalı bir kazı çalışması başladı. İtalya Lis Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Isabella Caneva başkanlığında başlayan kazılar 30 Ekim'e kadar devam edecek. Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında kazılar yapan ekip Neolitik ve Kalkolitik dönemlere yoğunlaşacak ve bu dönemlerde toplumun yapısını anlamaya çalışacak. Yumuktepe'nin açık ev ve müzesi olması için kurul kararı geçen hafta çıkarken bu yıla yönelik de çalışmalar yapılmaya başladı. Çalışmalara ilişkin gazeteciler açıklamalarda bulunan kazı başkanı Caneva, çalışmalara bir ay önce başladıklarını söyledi. Bu senin 28. kazı sezonu olduğunu da kaydetti Caneva. Aynı zamanda onun kendi kariyeri açısından da çok önemli bir kazı sezonu. Çünkü onun başkan olduğu son kazı olacak aynı zamanda. O yüzden hedeflerinin de değiştiğini vurguluyor. Çok geniş bir alanda kazı çalışması yapamayacaklarını, fakat belli alanlarda yoğunlaşacaklarının altını çizdi.
Tabii Yumuktepe Öyü'nün esas önemli olan bir tarafı da burası aynı zamanda tarımdan sonra sınıflı toplumda ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi. Arkeoloji kadar olduğu kadar insanlık tarihi, bilim tarihi açısından da çok önemli bir alan. Ve yine kazı başkanı Kaneva da bunun altını çiziyor. O da Kalkolitik dönemde yine çok büyük bir sosyal değişikliğin olduğunu burada ve bundan sonra da merkezi bir toplumun oluştuğunu ve ondan sonra sınıflı bir toplumun ortaya çıktığını ve yaşam formlarında, toplumsal yaşamında değişik modellerle ilerlediğini altını çiziyor. Ve bu gibi gelişmelerin de yapılacak çeşitli çalışmalarla tekrardan ortaya çıkacağını ve tarihe de bir önemli katkıda bulunacağının altını çizdi. Bir diğer önemli haberimiz ise sinema dünyamızdan, Altın Portakal'dan. Altın Portakal'ın ulusal yarışma bölümündeki yarışacak filmleri açıklandı. 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 10 film yarışacak. 14 kategoride 770 bin TL değerinde ödül verilecek. Filmlere şöyle bir bakarsak eğer, ilk önce jüriden tabi bahsedelim. Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan bir üçlü jüri bu filmleri değerlendirecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayış'ın Anadolu Leoparı, Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan, Necip Çağhan Özdemir'in Bembeyaz, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun Birlikte Öleceğiz, Ali Tansu Turhan'ın Diyalog, Selman Naca'nın İki Şafak Arasında, Cemil Ağacıklıoğlu'nun Kafes, Tayfun Pirsel İlmioğlu'nun Ker, Ferit Karaağan'ın Okul Tıraşı, Nazlı Elif Durlu'nun Zuhal adlı filmleri bu yılki Altın Portakal ödüllerinde ulusal yarışma kısmında yarışacak. Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden de Birlikte Öleceğiz, Diyalog, Kafes, Zuhal ilk gösterimlerini bu festival sayesinde yapacaklar. Yine festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenler de yer alıyor. Bunlar da Behlül Dal en iyi ilk film ödülünde yarışacaklar. Bu filmler ise Anadolu Leoparı, Bembeyaz, Diyalog, İki Şafak Arasında ve Zuhal filmleri. Yarışmanın bir de kısa metraj film yarışması var. Yine ulusal kısa metraj film yarışması. Burada Mazlum Demir'in Agna, Burcu Uğuz'un Aile Tablosu, Muhammed Seyit Yıldız'ın Ajotin, Yasemin Demirci'nin Gece Kuşağı, Aziz Alaca'nın Göl Kenarı, Ali Tansu Turhan'ın İkinci Gece, Okan Avcı'nın Kaya, Volkan Eker'in Larva, Musa Tekin'in Revşen, Elif Refik'in Siz Biraz Uzak Kaldınız, Adar Baran Değer'in Soğuk, Can Merdan Doğan'ın Pembe Bir Ali Trajisi adlı kısa filmleri yarışacak. Belgesel bölümünde ise finalistler şöyle: Didem Şahin'in Acı ve Tatlı, Ebru Şerhmetli'nin Ankalır, Aslı Aklağ'ın Bekleyiş, Ersen Çıran'ın Ede Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm, Volkan Üce'nin Her Şey Dahil, Ümran Safder'in Kapıyı Açık Bırak, Mehmet Emre Battal'ın Muhtaç, Tayfun Belet'in Un Kapanı Bitmeyen Masal ve Esra Yıldız'ın Vatansız adlı belgeselleri belgesel kısmında yarışacak. Bir diğer önemli gelişme ise İstanbul'dan. 31. Akbank Jazz Festivali 1 Ekim'de başlıyor. Yeniden şehrin caz hali temasıyla düzenlenecek bu yıl festival. Farklı mekanlarda Türk caz sahnesinden yüzden fazla sanatçısını özel performanslarıyla ev sahipliği yapacak bu festivalde. Müzikseverlere caz ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki sunacak festival. 1 Ekim'de Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde Elif Çağlar Quartet Fit Deşven Duff Ensemble konserleriyle başlayacak. Festival kapsamında Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle yorumlandığı Otto Jazz Assembly'yi Cenk Erdoğan'a ve Neyzen, Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek. Ramazan Sesler festival katılımcılarını saksofonda Anıl Şeller ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu'nun eşlik ettiği Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi projesiyle ince makamlardan Trakya Balkan ritimlerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Güç Başar Gülen'in son projesi yine burada ilk kez sahneye çıkacak. Selen Gül'ün, Çağıl Kaya, Özge Fışkın, İlham Erşahin, Arto Tunç Boyacıhan, Barış Demirel, Kamufleler Adila, Oktay Temiz, Baki Duyarlar, Şennur Dinleyen, Tolga Karahasan, Edis Hafızoğlu, Ceylan Ertem, Kaan Çelen, Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu, Oğuz Büyükberber, Can Kozlu, Derya Türkkan, Tolga Tüzün, Apostolos Sideris, Deniz Taşar, Yunus Belgin, Atılgan Nalıncıoğlu'nun da arasında bulunduğu birçok isim caz sahnelerinde sahne alacak. Aynı zamanda İstanbul'un Ekim ayının başında ve Ekim 10'a kadar 1 ve 10 Ekim arasında İstanbul'da bir caz fırtınası esmiş olacak. Bu şehrin aslında sıcak günleri uğurlarken son yapacağı etkinliklerden birisi olacak İstanbul adına da. Bir önemli haber de İstiklal Caddesi'nden. İstiklal Caddesi belki son 10 yılda çok büyük dönüşümler geçirdi. Aslında birçok kültür mekanını da kaybetti. Farklı bir kitlenin oraya gelmesiyle birlikte
farklı ihtiyaçları karşılayan mekanlara artık ev sahipliği yapıyor. Ama çok sevindirici bir gelişme var. İş Bankası'nın İstiklal Caddesi'nde Oda Kule'nin yanındaki binası resim müzesine dönüşüyor. Hatta çalışmalar başladı. Muhtemelen 2022'nin sonlarına doğru da bu resim müzesi açılacak. Bu resim müzesinde Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, İbrahim Çal'dan Hikmet Onat'a 950'yi aşkın sanatçının 2500'den fazla eseri, Türkiye'nin en geniş sanat koleksiyonlarından biri olan İş Bankası koleksiyonundan eserlerin derlendiği bir yer olacak. Bu da demek oluyor ki biz bu resim müzesine girdiğimizde aslında Türk resminin başladığı ve hatta en önemli dönemlerine tanık ettiği eserleri görebileceğiz. Burada da ne var? İşte Osman Hamdi Bey'in belki orada kaplumbağa terbiyecisinden tutun da efendime söyleyeyim İbrahim Çal'ın eserlerini, Hüseyin Avni Lifici'nin eserlerini, ondan sonra D grubunun belki Abidin Dünalar'a kadar uzanan bir seriyi de görmüş olacağız. Türk resminin aynı zamanda bir panoramasına bakmış olacağız. Müzenin koleksiyonundaki eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörlüğüne mimar ve sanat tarihçisi ve yazar Profesör Doktor Gül İrepoğlu getirildi. İrepoğlu müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve İş Bankası resim koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak. Binanın bir müze olarak yapılandırılması konusunda ise müzikolog ve tasarımcı Burçak Madran iş sanata destek olacak. Uzun yıllardır iş sanatın plastik sanatlar alanında danışmanlığını sürdüren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi eski rektörlerinden ünlü heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur, Profesör Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında görev alıyor. İş sanatın çatısı altında 2022 sonunda ziyarete açılması planlanan müzeyle birlikte Beyoğlu'nun sanat rotasında da önemli bir durak daha eklenecek. İstiklal'in yeni müzesi zemin kata yayılarak Oda Kule meydanına açılan kitap evi, sanat kütüphanesi, çok amaçlı salonu, atölyeleri ve ser katlarıyla tamamen kültür sanat işlevleriyle donatılmış bir yapı olacak. Bu bizim açımızdan da sevindirici. Aynı bölgede yani Pera'da yepyeni bir sanat mekanını ağırlamış olacağız. Hemen arkasında Pera Müzesi olacak. Aynı zamanda iki önemli sanat kurumunun yine Meşrutiyet Caddesi'nin biraz ilerisinde İstanbul Araştırmalar Enstitüsü var. Yine Pera'nın hala geçici mekanında bulunan İstanbul Modern var. Pera'da aslında müzeler arasında güzel bir rota oluşturma imkanımız olacak. Değerli CRI Türk dinleyicileri, programımızın bu bölümünde ise sizlere bugün gidebileceğiniz konser, tiyatro, sinema ve sergi etkinliklerini sunacağız. Sizler için bir derleme oluşturduk. Bugünün konserleri arasında Nazan Öncel saat 21'de Maksimum Unik Açık Hava'da sahne alacak. Yine Türk rock grubunun en sevilen gruplarından biri olan Duman saat 21.15'te İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Yenikapı'da sahne alacak. Kerem Görsev Trio saat 22'de Zayi Yaşam'da Muğla'da sahne alacak. Cem Adrian saat 21.15'te Hayal Kahvesi Balıkesir'de sahne alacak. Oyunculuğu da adından çokça söz ettiren Şevaysan saat 21'de Fişekhane Deniz Sahne'de sahne alacak. Yine Türk pop müziğin çok sevilen gruplarından ve 90'larda da çokça dinlenen bir isim olan Mirkelam saat 21'de Durak X'Arç Kadıköy'de sahne alacak. Önemli bir birliktelik de olacak bugün. Manga ve Fatma Turgut saat 20'de İzmir'de Ovanio Venue'de sahne alacak. Melek Mosso saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da sahne alacak. Yine Türk rap müziğin en sevilen isimlerinden birisi olan Sagopa Kajmer saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Tiyatrolara geldiğimizde ise bizi iki tane önemli oyun bekliyor. Bunların başında Celile, Nazım Hikmet'in annesi var. Nazım Hikmet'in annesi hem bir saray soylusu olarak başlayan bir yaşam var ama ardından Galata Köprüsü'nde açlık grevine de uzanan bir mücadele yaşamı da var. Şaşalı olduğu kadar mücadele hayatının da içinde olan bir isim. Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun yeni oyunu aynı zamanda Celile. Nazım Hikmet'in annesi olan Celile aynı zamanda Yahya Kemal'in de sevgilisi. Osman'ın son yıllarında yaşadığı yasak aşkı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadeleyle çok konuşulan güçlü ve cesur bir kadın. Resimlerini insanlara verirken bunu yatak odasına değil salona asın ben diye belirtir. Aynı zamanda Celila'nın bir özelliği de Osman'daki ilk kadın nü ressam. Nü eserler tabii o dönemde o şartlarda neredeyse yapabilmek çok zordu. Hatta model çalışması imkanı da olmadığı için Çallılar artık tavan aralarında falan bu çalışmaları sürdürürlerdi. Sonra çok da artık sanayi nefisede falan biz modelden çalışmaya başladık. Oyunun önemli bir tarafı da Yahya Kemal'de Nazım Hikmet'te Büyükada'da. İkisi de aynı kadına sevdalı ve Celile'ye. Oyun dediğimiz gibi Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun bir özelliği de onlar toplumcu gerçekçi oyunlar yapmayı seviyorlar. Müzikle, şiirle, resimle bezenmiş bu tek kişilik biyografide hem tarihi yolculuğa çıkacak
hem de bir kadının genç kızlığından ihtiyarlığına dek nefes kesen yaşamına tanık olacağız. Oyun saat 20'de Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Celile'nin aslında baktığımız zaman Osmanlı son döneminden modern Türkiye geçiş dönemi, o dönemin Türkiye'sinin siyasal mücadeleleri ve kültür sanat ortamı açısından da bizlere çok önemli veriler verebilecek bir oyun. Vakti olan herkesin izlemesini tavsiye ederiz. İkinci oyun ise Babamı Kim Öldürdü? Fransa'nın genç yazarlarından Edouard Louis'in roman üçlemesinin son romanından oyunlaştırıldı bu oyun. İşçi sınıfı ailesinde yaşadıklarından yola çıkarak romanlarında ırkçılık, sömürü, cinsiyetçilik, ekonomik bunalım, nefret suçu, ayrımcılık temaları işleyen yazar, bu son romanında benzer temaları üzerinden babasıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor. Bir işçi olan babasının erkeklik, işçilik, aile gibi olgulara yaklaşımını ve bu yaklaşımındaki açmazların fark edilmesini sağlıyor. İşçiliği değişmez bir kader gibi giyinen babası geçirdiği iş kazası sonucunda yatalak kanılır oyunda. Edouard bunun sorumlusu olarak devleti görür ve babasının başına gelen felaketten devleti sorumlu tutar. Oyunu Türkçe'ye çeviren Ayberk Erkay, oyunun yönetmenliğini ise Kemal Aydoğan üstleniyor. Onur Ünsal'ın oyuncağı tek kişilik oyunun müzikleri ise Dengin Ceyhan, sahne tasarımı Cansu Aslan, görsel tasarımını Fidel Kılıç, ışık tasarımını İrfan Varlı yaptı. Oyun saat 21'de Kadıköy Belediyesi Selam Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da sahnelenecek. Haftanın öne çıkan vizyon filmlerine baktığımızda ise Çok Satanlar filmi öne çıkanlardan birisi. Lina Rosler'in yönettiği Çok Satanlar, babasının butik yayın evini devralan bir kadının zamanında yayın evine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Haris Sav'ın sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Antonio Grosso imzası taşıyan filmin başrollerinde Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman ve Alan Wong oynuyor. İkinci filmimiz ise bir yerli film. İnsanlar ikiye ayrılır. Filmde Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman ve Erdem Akakçe başrollerde yer alıyor. Filmin konusu şöyle, bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp tahsil etmeyi kendine misyon edilmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır'ın yollarının Ceren'le kesilmesiyle değişen hayatlarını, hayat hikayelerini film baz alıyor. Yönetmenliğini Tunçay'ın üstlendiği dram türündeki yapımın görüntü yönetmenliğini Sebastian Weber yaptı. Günün sergilerine geldiğimizde ise bizi çok önemli iki sergi karşılayacak. Yüzleşme sergisi bunların başında geliyor. Pera Müzesi'nde açıldı. 7 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu sergiyle birlikte Pera Müzesi'ne konuk oluyor. Bu sene 25. yılını kutlayan fakültenin plastik sanatlar ve resim, grafik tasarım, tekstil ve moda tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, tiyatro, sanat ve kültür yönetimi bölümlerinden üreten çalışmalarından bir seçkiyi sanatseverlerle buluşuyor sergi. Doğa ve kent, birey ve toplum arasındaki ilişkileri tartışmaya açan sergi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığınca projelendirilerek Sanat ve Kültür Yönetim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Markus Graf'ın küratörlüğünde hazırlandı. Alışılagelmiş öğrenci ve mezun sergisi anlayışını aşma hedefiyle çok katmanlı bir forum şeklinde kurgulanan yüzleşme, sanat ve tasarımın ontolojik varlığına dair konuları eleştirel bir bakışla ele alıyor. Sergi doğa, şehir, birey ve soyutlama kavramlarına gönderme yapan 5 tematik bölümden oluşuyor. Alışılagelmiş öğrenci ve mezun sergisi anlayışını aşma hedefiyle çok katmanlı bir forum şeklinde kurgulanan yüzleşme sergisi, sanat ve tasarımın ontolojik varlığına dair konuları eleştirel bir bakışla ele alıyor. Sergi doğa, şehir, birey, toplum ve soyutlama kavramlarına gönderme yapan 5 tematik bölümden oluşuyor. Katılımcılar öğrencisi oldukları bölüme göre ayrı ve bağımsız alanlarda değil, yapıtların kavramsal ve estetiksel özelliklerine göre bir arada yer alıyor. Ressamların eserleri grafik tasarımcıların posterleriyle yan yana sergilenirken, tiyatro oyunlarının afiş ve kostümleri gastronomi ve mutfak sanatları ürünlerine eşlik ediyor. Ziyaretçilerine güzel sanatlar, grafik tasarım, tiyatro, gastronomi, sanat ve kültür yönetimi alanlarının büyüleceği dünyasını keşfetme fırsatı sunan serginin katılımcıları arasında Ahmet Turu, Aşkın Akman, Bahar Oğartan, Oskay, Begum Tabak, Zeynep Kış, Bike Başaran, Boru Akıncı Türk, Buğra Erol, Burak Çolak, Büşra Ergün, Can Gündoğan, Zeynep Erdoğan, Zafer Akşit, Yağızkan Çalışkan, Volkan Yıldırmaz, Sevim Kaya, Şevval Başalan, Taha Yıldız gibi isimler bu sergide yer alıyor. Bir diğer önemli sergi ise Arter koleksiyonundan Tedbir sergisi. Emre Baykal'ın küratörlüğünü üstlendiği grup sergisi Arter'de izleyicileriyle buluşuyor. Sanatçı, sanat kurumu, sanat eseri ve izleyici arasındaki ilişkiler etrafında kurgulanan ve 11 sanatçının 13 eserinden oluşan sergi, pandeminin biçimlendirdiği sıra dışı bir dönemde tasarlanıp ziyarete açıldığından, başta sağlık alanında olmak üzere güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarla sıklıkla duyup kullandığımız olduğumuz tedbir sözcüğünün açılımından esinleniyor. Şubat 2022'ye kadar ziyaret edebileceğimiz sergide Hamra Abbas, Halil Altındere,
Rogelio Lopez, Burak Deliyer, Lamilia Jorge, Ali Kazma, Alice Kıvelye, Serkan Özkaya, Velvet Royet, Canan Tolon ve Hasan Nur gibi bir şoyla daha önce Arter sergilerinden tanıştığımız ya buluştuğumuz sanatçıların işlerini görebilirsiniz. Haftanın sergileri de böyleydi. Değerli CRI Türk dinleyicileri, bu haftalık da Pano programının sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sanatla kalın, hoşça kalın.